Merhabalar. Bugüne bir mavi ekranla uyandı dünya. Microsoft altyapısını kullanan ve CrowdStrike Strike siber güvenlik yazılımını kullanan bilgisayarlar mavi ekran verdi. Çünkü bu CrowdStrike Strike yazılımına bir güncelleme geldi ve o güncelleme Windows tabanlı bilgisayarların mavi ekran vermesine sebebiyet verdi. Yazılımın Mac ve Linux kullanan versiyonlarında bu sorun olmadı. İlk başta tabii akla ilk gelen şey bir siber saldırı ama Microsoft'un açıklaması işte şu an ben bunu dört buçukta çekiyorum. Microsoft'un bu saate kadarki açıklamaları firmanın CrowdStrike'ın açıklaması kesinlikle siber saldırı olmadığı şeklinde. Şu anki kesin bilgi CrowdStrike'ın kendi hatası olduğu. Çözüm basit ama Microsoft altyapısını kullanan işte bir hava alanıyla sizin evinizdeki bilgisayar aynı şey değil. Ev bilgisayarları zaten etkilenmedi. Altyapıyı Microsoft'tan alanlar etkilendi. E bu altyapıda bazen bir bakıyorsunuz 5 bilgisayar var bir bakıyorsunuz 5000 bilgisayar var. Dolayısıyla şu anda hala işte Bankalar olsun, havalimanları olsun birçok yerde hastaneler hatta kendine gelememiş durumda bu kadar saat geçmesine rağmen. Çözüm basit ama bilgisayar sayısı arttıkça tabii ki işiniz uzuyor. Aslında bilgisayarı safe mode alıp strike'ı disable ederek çalıştırmayarak bu sorunu çözebiliyorsunuz. Bilgisayar tekrar açılıyor. Ama dediğim gibi işin ucunda altyapı olunca, Microsoft'un sunucuları olunca iş büyüyor. Her şeyin muhtemelen eski haline gelmesi pazartesiye kadar bile sürebilir. Çünkü bu işte yazılı olmayan şöyle bir kural vardır. Önemli güncellemeleri asla cuma günü yapmazsınız. Çünkü cuma bir sorun çıkarsa hafta sonuna girildiği için müdahale edecek yetkin insanları bulamama ihtimaliniz var. Adam belki cuma işten çıktığı gibi ülke değiştirdi ta tatile gitti. Önemli hizmetlerde her zaman tabii ki nöbetçiler olur ama işte o nöbetçidir. Her zaman da en yetkin insanlar olmayabilir. Dolayısıyla garanti olsun diye genellikle bu iş cuma günleri yapılmaz. Tam tersi siber saldırılar ise cuma günü yapılır ya da büyük tatillerden önce yapılır ki o ekipler tatildeyken yakalansınlar ve müdahale edemesinler. Dolayısıyla burada bir amatörlük serisi var aslında. Hem cuma günü böyle bir güncellemenin yapılması hem de o güncellemenin böyle bir sonuca yol açacağının daha öncesinde yeterince herhalde test edilmemesi ev bilgisayarlarını etkileyen bir şey olunca ki çok oldu. Microsoft'un bir güncellemesiyle mavi ekran veren bir daha açılmayan bilgisayarları biz defalarca haber yaptık. Ama altyapı patlayınca işte hizmetler duruyor ve siz vatandaş olarak hiçbir şey yapamıyorsunuz. Sizin kişisel olarak bilgisayarlarınızın çalışması bir şey ifade etmiyor. Çünkü bir yere gideceksiniz biletini alamıyorsunuz altyapı çökmüş. İşte bankanızdan para çekeceksiniz yapamıyorsunuz çökmüş. CrowdStrike CEO'su George Kurtz'un bir açıklaması var. Adam hani yalandan da olsa bile bir özür falan dilemiyor kesinlikle. İşte ilgileniyoruz diyorlar. Mac'de Linux'te sorun yok diyorlar. Hani sanki ya siz de Windows kullandınız, kaşındınız der gibi. Firmanın da yaklaşımı sevimsiz bu konuda. Daha önümüzdeki günlerde netleşir. Hani neyin yol açtığı, artık firmanın kabahatimi, Microsoft mu bir şeyleri yanlış yaptı. Hepsi ortaya çıkar. Burada şunu görüyoruz. İşte hiç tanımadığımız, etmediğimiz bir adam bir firmada çalışıyor ve işte bu güncellemeyi yapalım diyor ve bütün dünyada hayatı neredeyse durdurabiliyor. Bu kadar kolay. Bundan dolayı emin olun hayatlar etkilendi. Milyonlarca dolarlık hasar meydana geldi. Yani fiziki olarak bir şeyler yıkılmadı belki ama işler durdu. Hiçbir şey olmayacak. Ne bu CrowdStrike'a ne Microsoft'a kimse hesap sormayacak. Ve böyle şeyler olmaya devam edecek. Nasıl oluyorsa bilişim firmalarının böyle bir koruma kalkanı var. Hiçbir şekilde bu adamlar hesap vermiyorlar. Bu firmalar doğru düzgün test edilmemiş yazılımları böyle piyasaya sürebiliyorlar. Güncellemeleri piyasaya sürebiliyorlar. Bir şey olduğunda hesap soran olmayacağını çok iyi biliyorlar. Başka hiçbir sektörde yarım iş teslim edip parasını tam alamazsınız. Bu böyle ballı bir iş. Bakın takip edin göreceksiniz ne CrowdStrike'a ne Microsoft'a bu yol açtıkları sorun için hiçbir şekilde bir yaptırımda bulunulmayacak ve bugün işinizi yapamadıysanız işte bir yerden bir yere gidemediyseniz burada sizin hiçbir kabahatiniz yok. İş vergi toplamaya geldiğinde işte Avrupa Birliği şu bu hepsi bir araya geliyor firmalara çatır çatır ceza kesiyor ama iş bizim güvenliğimiz ya da bizim hayatımıza denk geldiğinde yapılan bu garip şeylerin hesabını sormak yok. Hep söylüyorum sadece yani Türkiye olarak konuşmuyorum bizler tüketiciler kesinlikle dünyada korunmuyoruz. Herkes istediği gibi davranabiliyor bize. Tüm sistemler dikkat edin. Şirketleri ve devletleri korur. Dolayısıyla böyle olaylar da yaşanmaya devam eder. Evet uzun lafın kısası. Bugün eğer bir şeylere ulaşamıyorsunuz hala ki ulaşamayacaksınız. Bir de işte araya hafta sonu girecek. Düzeltilecektir. Ama Alıcınızın ayarlarıyla oynamayın. Kendi bilgisayarınızı kurcalamayın. Sizden kaynaklanmıyor. Microsoft tarafında ve işte o bu siber güvenlik firması tarafında yaşanan sorundan dolayı sizin hizmet alm almaya çalıştığınız yer etkilendi. Ne zaman düzeleceğine kimse bir şey diyemez. Herkes mesaj atıyor. Bütün firmalar işte uğraşıyoruz diyor ama tabii ki zaman alacak. O yüzden sabırlı olup bekleyeceksiniz. Bu hadise de böyleydi. Sıcak bir gündem olunca ayrıca değerlendireyim dedim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.